Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Taşlıca köyündeyiz. Burada Gelin Kayası diye bir yer var. Orayı görmeye geldik. Civarında böyle şekilli şekilli taşlar var. Onlar da hep bir şeylere benzetmişler. Bir tane geline benzetilen bir kaya var girişte. Onları görmeye geldik. Şu dağın arka tarafında da Ayran Kayası dedikleri yer var. Oraya da birazdan geçeceğiz. Bugün de böyle değerlendirelim dedik. Hava güzeldi. Çıktık şöyle bir Ankara'dan Kızılcahamam'a doğru geldik. Gidelim, görelim. Burası Kızılcahamam Çamlıdere Jeoparkı. Taşlıca Gelin Kayası Jeosis diye geçiyor. Taşlıca köyü civarındaki andezitler farklı kimyasal ve mineralojik yapılardan dolayı ilginç aşınma yapılar sunar. Bu lavların çıktığı alanlardaki topografik yapılar diğerlerinden belirgin olarak farklıdır ve kayaçların mekanik aşınmaları sonucunda çeşitli cisimler ardından aşınma yapıları ortaya çıkmıştır. Gelin Kaya tepede yer alan 2 metre yüksekliğindeki aşınma yapısı uzaktan yöresel kıyafetler içindeki bir gelini andırır. Bundan dolayı bu figüre Gelin Kaya denilmiştir ve hakkında çeşitli halk hikayeleri anlatılmaktadır. Yine köyün girişinde belli bir görüş açısından bakıldığında kaplumbağa figürleri ile de karşılaşılmaktadır. Tarihi eskilere dayanan Taşlıca köyünde Yıldırım Beyazıt ile Timur arasındaki Ankara Muharebesi 1402 dönemine ait izler bulunmaktadır. Bu dönemde yaşadığına inanılan Kırmızı Ana ve Oruç Gazi'ye ait hikayeler yöreye manevi anlamlar yüklemektedir.
taşı görüyorsunuz. Kafes içine almışlar. Aynı zamanda da burası bir mezarlık. Ayran Taşı Anadolu Efsanesi'nin yanındayız şu anda. Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat, Başköy Kalesi'nin fetih dönüşü burada ayran içmiştir. Selçuklu ordusunun buradan geçeceğini haber alan Kırmızı Ebe, Kırgız Ebe diye de geçiyor ismi, bir bakraç ayranı oğluna döker. Bütün orduyu bu ayranla hem sular hem de matalarını doldurur. Fakat ayran bitmez. Kırmızı Ebe, doldurun gazilerim, doldurana, doldurun yiğitlerim, Kırmızı Ebe, doldurun yavrularım dedikçe askerler Anadolu derler. İslamiyet'ten önce Rum diyarı olan bu bölgeler bu olaydan sonra Anadolu diye anılmaya başlanır. Sultan Alaaddin Keykubat Kırmızı Ebe ve oğlu Oruç Gazi'ye bu toprakları bağışlamış, vergi alınmaması yönünde ferman duyurmuştur. Her zaman ateş yakıp çay demleyecek halimiz yok. Yarım çay bardağı. Zaman, bir litre suya demleyeceğiz. Bu da tam kıvamını alacak yani. Açıyoruz. Önceden kaynattığımız sıcak suyumuzu termosumuza dolduruyoruz. Sonrasında çayımızı döküyoruz. Evet. Görüldüğü gibi çayımız demlendi. Sonra ağzını kapatıyoruz. 15 dakika sonra çay hazır. Az önce çay demleme videosu çekmiştik. Şimdi çay nasıl çıktı ona bakacağız. Onun videosunu çekiyoruz. Açıyoruz termosumuzu. Önce müsait bir yer buluyoruz tabii böyle çay içmek için. Evet, termosumuzu açtık. Çayımızı dolduruyoruz. Vay. Bence güzel çıktı. Mis gibi mis. Tavsiye edilir. Yokluğunda yine yüz çevirdim aşka. Güzel.
Rüzgarın vurunca dert.